Herkes 10 bin liralık alışveriş yapmaya başladı. 20 bin lira, 30 bin lira. Ama biz yapamadık. Biz ne yaptık? 1000 lira. Yeter. Biz yapamadık. Biz yapamadık. Biz ne yaptık? 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 Biz yapamadık. Yeter. Biz ne yaptık? 1000 lira. YouTube'da öne çıkmak için yapmamız gereken videolardan biriydi ve bugün de 1000 liralık alışveriş yaptık arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir 7-8 tane ürünümüz var. Bunların kutu açılımlarını ve fiyatlarını size bahsedeceğim. Kısa bir kutu açılımı yapacağız ve detaylı incelemeleri, videoları yakın zamanda sizinle birlikte olacak. Bundan sonra yazla birlikte kanala her hafta 2 tane video atacağız. Size iyi seyirler diliyorum ve videoya geçmeden önce beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, 6 farklı ürünümüz var dediğim gibi. Şimdi burada en büyüğü en son açacağım. Gördüğünüz gibi baya güzel bir ürün var burada. Şuradan da belki anlayacağınız gibi, bilmiyorum. Öncelikle en küçük ürünlerimizden biri olan mesela JBL Go ile başlayalım. Elimizde bir adet JBL Go var arkadaşlar. Bunların fiyatları Çin'de satılmıyor. Araştırmasını yaptım. Banggood'da falan yok. Gearbest'de yok, AliExpress'te yok. Ancak Türkiye'de var. Bunu seçmemizin sebebi biraz da şurada gördüğünüz canavar yani. Titreten bir hoparlör. Mifa F10. Ciddi anlamda bir ses bombası ve fiyatlarına karşılaştırmalarını yapacağız. Yakın zamanda bunun da videosu gelecek. Hani şu... Şunun yanında yani çömez kalıyor, çömez. Arkadaşlar ben 2 saattir Mifa F10 diye bahsediyorum. İşte Mifa F10 canavar şu. Bu canavarı zaten inceleyeceğiz. Biraz sonra kutu açılımını yapacağız. Detaylı incelemesini de göreceğiz ama şununla karşılaştırma videosu da gelecek. Onu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Hani şu para etmiyor, kusura bakmayın. JBL Go fiyatı 150 TL, Türkiye'de satılıyor sadece. Yaklaşık olarak 150 liraya gidiyor. Daha uygun fiyatlara da hepsi burada Neon 1'i gitti gidiyor gibi sitelerden bulabilirsiniz. Bunun incelemesi gelmeyecek ama karşılaştırması videosu gelecek arkadaşlar. Şimdilik bunu geri kutumuza koyalım ve açılışlara devam edelim. Bir diğer ürünümüz arkadaşlar Mi Band 3 ile başlayalım. Mi Band 3, Xiaomi'nin son çıkardığı bileklik. Mi Band 2'den sonra ciddi anlamda bir yenilik getirerek Mi Band 3'ü çıkarttılar ve iki ürünün kullanım süresi içinde zevk aldığım ürünlerden bir tanesi oldu. Çünkü ciddi anlamda güzel bir akıllı saat yerine geçiyor. Her işinizi yapıyor. Adımınızı sayıyor. Sizin için kalp nabız ölçüyor. Otomatik kalp nabız ölçeri var. Bir şarj ediyorsun 25 gün, 20 gün bir daha şarj etmiyorsun. Yani o yüzden çok ayrı bir saat bir şey yapmışlar. Saat desem saat değil, bileklik desem bileklik değil. Bilekliğin çok üstünde kalıyor çünkü. Ürün efsane. Arkadaşlar gelin şimdi Mi Band 3'ü yakından tanıyalım. Şöyle çıkarttığımızda önünde bir adet şurada çekme şeyi var. Bunu aldıktan sonra bir adet bilekliğimizin üst tarafı yani asıl merkezi yani işlev yapan kısmı çıkıyor. İçinden ardından bir adet kordon çıkıyor. Bu kordon siyah kordon ve farklı renk seçenekleri mevcut değil. Onları siz sonradan alacaksınız. İçinden bir adet şarj kablosu Mi Band'ler için özel olarak üretilenlerden ve bir adet de kullanım kılavuzuyla birlikte geliyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzunda size uygulama, nasıl şarj edilebileceği ve nasıl kullanılacağı saat hakkında bilgiler vermekte arkadaşlar. Şuradan notlardan hemen bir bakayım fiyat olarak Çin'deki. Şimdi AliExpress fiyatı 129 TL arkadaşlar ve Türkiye fiyatı 210 TL olunca aradaki 80 lirayı vermek biraz yazık oluyor. Aşağı tarafa linkini bırakıyorum. Bu videoyu yayınladıktan 2 gün sonra da Mi Band 3'ün detaylı inceleme videosu gelecek arkadaşlar. Onu da izleyip almanızı kesinlikle tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi. Gelin şimdi diğer paketlere geçelim. Bir sonraki ürünümüz akıllı saat tarafında No 1'in iyi güzel saatlerinden bir tanesi. Bunu da yine hepsi burada.com üzerinden aldık. Geçen sefer No 1 Y1 saatinde olduğu gibi, No 1 Y1 değil sanırım, Y1 smartwatch'ta olduğu gibi fiyatını biraz arttırılmış bir fiyat olarak hepsi burada da satıyorlar ve üstüne bir marka basıyorlar. Bu sefer onu da yapmamışlar. Geçen sefer Y1'in arkasına, kapağına kendi markalarını basmışlardı. Bu sefer o da yok. Direkt DT No 1 kutusunu almışlar abi. Buraya bir tane kick yapıştırmışlar. Kendi adlarına Case 4U diye bir tane şey yapıştırmışlar. Ve bitmiş abi. Yani bu işte hepsi burada Türkiye'nin satılma şeyi. Fiyat
fiyat olarak da 200 TL'lik bir fiyatı aldık. Çin'deki fiyatlarına da hemen şöyle bakalım. Çin'deki AliExpress fiyatı ise 152 lira arkadaşlar. Arada 50 lira fark var. Hemen kutusundan çıkartalım. Arkadaşlar saat ciddi anlamda güzel bir saat. Kullanma aşamasında size göstereceğim. Zaten bunların da yakın incelemesi gelecek ama saat ciddi anlamda güzel bir saat yapmışlar bu sefer. Özellikle zaten DT-No1'in saatleri çok güzeldir ama bunlar da hepsi burada güzel bir iş çıkartmış. Yanında bir adet de çakma hani çok iyi olmayan bir şarj kablosu. İçinde bir tane Case 4'ünün klasik kullanım kılavuzu ve Çin'den geldiği gibi bir tane kullanım kılavuzu gelmekte. Saati hemen şöyle yakından size göstereyim. Onun dışında bunun da yakında detaylı incelemesi gelecek. Bunu da geri hemen kutu içine atalım. Ardından gelen ürünümüz bir adet mikrofonumuz geldi arkadaşlar. Bu mikrofon Taxstar'ın mikrofonu eBay üzerinden aldık. 25 dolarlık bir fiyatı var ve bir ayda geldi. Hepsi buradan gelen saat de yaklaşık 2 günde geldi. Bunu da belirtmek isterim. Buradaki gördüğünüz ürünler hepsi hızlı bir şekilde geldi. Türkiye'den aldıklarımız 2 günü geçmedi hiçbirisi. Bu mikrofonu biz Taxstar'ı eBay'den aldık ve 25 dolarlık bir fiyata aldık. Ha neden eBay'den aldın, AliExpress'ten almadın diye soranlarınız elbette olacaktır. KV88 PayPal'la parayı çekme videosunu izleyen varsa oradan anlayacaktır. Çünkü ben parayı PayPal'a çektiğim için, PayPal'da sadece eBay'de çalıştığı için oradan artık ihtiyaçlarımı karşılamaya başladım. Mikrofon ciddi anlamda güzel bir mikrofon. Hem kutu açısından hem gelme açısından bir aylık takipli bir kargoyla geldi ama Türkiye'ye girdikten sonra şöyle bir şey oldu. Havalimanına girdi gözüküyordu ancak hangi ilçeye geldiğini bilmiyorduk arkadaşlar. Sonra bir baktım kapı çaldı ve ürünümüz gelmiş. Güzel bir zamanlamayla geldi bize. İçinden bir sürü kağıt çıkıyor. Teşekkür kağıdı, kullanım kılavuzu kağıdı, garanti belgesi kağıdı. Bunları geçelim. Mikrofon için bez geldi ve bu bez ciddi anlamda güzel düşünülmüş bir şey. Ardından şöyle gözüktüğü gibi bir tane kumaşın içinde ve mikrofonumuz çıktı arkadaşlar. İçinden bir adet kalem pille çalıştığı için kalem pil göndermişler. Bir adet de arka kıskıslarını tutturmak için kelepçe gibi bir şey. O kelepçe dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Şunları şu alt parça. Şurası şuradan çıkıyor yani ayrı mikrofon elde tutulan mikrofon olarak kullanabildiği için şuradaki kıskıslardan yedek olarak size göndermişler arkadaşlar. Ürün güzel bir ürün. Yaklaşık olarak herhalde 50 santimlik bir kablosu, 25 santimlik bir kablosu var. Önde şu rüzgar engelleyici ile birlikte geliyor zaten dahil bir şekilde. Alt tarafında DSL'lere girebilmesi için yani DSL'in flash kısmına girebilmesi için bir adet uç bulunmakta. Aynı flashlarda olduğu gibi. Ve biz bunun şurasını görebileceğiniz gibi kırıldı arkadaşlar. Bu sebep şudur. Şuraya fazla sıkışmış. Şununla şu arası fazla sıkıştığı için DSL'i sokamadık ve bunu kerpeten yardımıyla çevirmek zorundaydım. Biraz da fazla bastırınca bir plastik olunca burası kırıldı. Ama açtığımız için sorun yok. Zaten orası pek kullanacağımız bir özellik değildi arkadaşlar. Bu mikrofonu da kenara koyalım. Bundan sonraki videolardaki ses kayıtlarını bu mikrofon sayesinde alacağız arkadaşlar. Belki bunun sonuna da bununla ilgili küçük bir test sesi koyarız. Bunu da hemen kenara koyalım. İki tane daha ürünümüz kaldı gördüğümüz üzere. Bir tanesi Mifa F10. Gelin bir de bunu açalım. Mifa F10 fiyatını hak eden ciddi anlamda güzel bir mikrofon. Bunun yakın incelemesini kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Türkiye'den 120 TL'lik bir fiyatı aldık. Çin fiyatını şu an hatırlamıyorum. Ancak videoyu detaylı inceleme videolarında bunu göreceksiniz. İçinden bir adet kullanım kılavuzu. Bir adet de galiba teşekkür kartı çıktı. Yanında bir adet de kablo çıktı ve bu kablo sarı bir kablo ve hoş bir kablo. Biraz o çakma kablolara benziyor. Şimdi yalan yok, bir Samsung bir Ugreen gibi durmuyor. Ama yine de güzel bir hoparlör. Şu şekilde üstten bir adet kamp için kıskısı geliyor ve ürünün su geçirmeyen bir özelliğe sahip olduğu için bu kıskıs önemli bir aparat. Ve hoparlör ciddi anlamda güzel arkadaşlar. Bunu da detaylı incelemesini öneririm size. Eğer bir hoparlör alacaksınız ve bu JBL Go gibi bir ürünse kesinlikle tavsiye etmem. Bu Mifa'ya bakmadan hoparlör almayın. Direkt başka bir şey söylemiyorum. Ve son ürünümüz arkadaşlar JBL T450 kulaküstü kulaklık. Bir deha. Yani efsane bir kulaklık abi. Bu arada bunu arkadaşlar ürünü hepsi burada üzerinden aldık. 150 liralık bir fiyatı vardı. Alacağım gün indirime girmiş 38 TL'lik bir fiyatı aldık. Dün hepsi burada ve Vatan Computer'da da aynı kulaklığa rastladık. Oradaki fiyatlar da 150 lira şeklindeydi. Böyle havalı poşete sarılı bir şekilde geldi şey olarak. Güzel. Evet arkadaşlar JBL T450. İçinden bir adet arka tarafında bir adet kullanma kılavuzu ve garanti belgesi. Türkçesini basmışlar. Kulaklık arkadaşlar şu şekilde mavi, siyah renkleri mevcut. İçinden bir adet daha kullanım
kılavuzu çıktı. Arka tarafına da Türkçesini basmışlar, onu koymuşlar. Kulaklık bu şekilde arkalardan iki tane tel yardımıyla şey yapılmış ve kablosu. Onlar telle birbirine bağlandığı için şu an çıkartmakla uğraşmıyorum. Detaylı incelemelerinde bunu incelemesini göreceksiniz. Mavi rengiyle güzel bir görüntüyü size sunabiliyor. Ve ses kalitesi ciddi anlamda güzel. Yakın detaylı incelemesine gelmeyi ve izlemeyi unutmayın. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar gösterdiğim ürünler. Aşağı tarafı bunların hepsinin linkini bulabileceksiniz. Hem Türkiye fiyatı hem Çin fiyatı. Çin'deki AliExpress, Gearbest. Hangi senin ucuz onu koyacağız bu arada onu söyleyeyim. Onları görebileceksiniz ve aynı zamanda Xiaomi Mi hoparlör, Xiaomi Mi repeater ve aksiyon kamerasının linkini de aşağı tarafta görebileceksiniz. Bunlar zaten incemiz kanalda mevcut ve çok da beğendiğimiz ürünler olduğu için size gönül rahatlığıyla sunabiliyorum. Gönül rahatlığıyla gösterebiliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Detaylı incelemelerde görüşürüz.